Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tüm püf noktaları ile ezilmeden tane tane kayısı reçeli yapımını anlatacağım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve iyi seyirler diliyorum. Öncelikle genişçe bir leğen alıp yarısına kadar su ile dolduralım. Suyun içerisine bir dolu yemek kaşığı karbonat ilave edip güzelce karıştıralım. Hazır olan karbonatlı suyu bir kenara alıp geçelim reçel yapacağımız kayısıları hazırlamaya. Bunun için ben toplamda 2 kilogram kayısı kullandım ve kullandığım kayısılar gördüğünüz gibi çok fazla olgun değildi. Aynı zamanda boyutları da küçüktü. Bu sizleri kesinlikle yanıltmasın. Yeterince olgun ve büyük boy meyvelerle de bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Geçelim kayısıların çekirdeklerini çıkartmaya. Bunun için elimize bir çay kaşığı alıp meyvenin saplak olan kısmından bastırarak uç kısmından çekirdeğinin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu aşamada eğer çay kaşığını meyvenin üzerindeki çizgiye çapraz olacak şekilde tutarak bastırırsanız bu işlemi daha da kolaylaştırmış olursunuz. Bu arada illa bir çay kaşığı kullanmanıza gerek yok. Aklınıza gelebilecek herhangi bir aletle de bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Çekirdeklerini çıkartıp karbonatlı suyun içerisine atmış olduğumuz kayısıları elimizle şöyle bir karıştırdıktan sonra en az 4 saat kadar karbonatlı suda dinlendirelim. 4-5 saatin sonunda kayısıları karbonatlı suyun içerisinden alıp temiz suyun içerisine atalım. Kullanmış olduğum leğen küçük geldiğinden karbonatlı suyu boşalttıktan sonra kayısıları tekrardan aynı leğenin içerisine alıp üzerine geçinceye kadar su ile doldurdum ve elimle şöyle bir karıştırarak üzerindeki fazla karbonatından arınmasını sağladım. Ben sizlere göstermek için bu şekilde yaptım ama dilerseniz akarsuyun altında da bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Yıkamış olduğumuz suyu tamamen boşalttıktan sonra fazla suyunun akması için meyvelerimizi süzgecin üzerinde bekletelim ve geçelim artık reçelimizi hazırlamaya. Bunun için öncelikle genişçe bir leğen veya genişçe bir tencere alalım. İçerisine 1 kilogram meyve için 1 kilogram toz şeker ve 1 su bardağı yani 200 mililitre su ilave edelim. Ben 2 kilogram meyve kullandığım için 2 kilogram şeker ve 400 mililitre su ilavesi yaptım. Üzerlerine ise 1 dilim limon veya 2 yemek kaşığı kadar limon suyu ilave edip tencereyi ocağa alalım. Ve orta ateşte sürekli karıştırarak şekerin birazcık erimesini bekleyelim. Şerbetimizin kıvamı incelmeye, hatta tencerenin köşesinden hafiften kaynamaya başladığında meyvelerimizi tek tek içerisine atalım ve ocağı mutlaka kısık ayara getirelim. Bu arada tekrar etmek istiyorum. Olabildiğince geniş bir leğen veya tencere kullanmalıyız ki meyvelerimiz çok fazla üst üste gelip birbirlerini ezmesinler. Eğer çok geniş leğeniniz veya tencereniz yoksa onun yerine reçelinizi azar azar yapabilirsiniz. Ve meyvelerin tamamını şerbetin içerisine attım. Benimkilerin yeri birazcık dar oldu. Ama senelerdir yaptığım bir tarif olduğu için bu beni kesinlikle korkutmadı. Yine de dediğim gibi ilk kez yapıyorsanız olabildiğince geniş bir tencere kullanın. Ve reçelimiz kaynamaya başladıkça üzerinde köpükler oluşacaktır. Bu köpükleri kesinlikle almıyoruz. Çünkü ilk kaynama aşamasında oluşan köpükler her zaman şekerin köpükleridir. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan bir tanesi reçelimizi kesinlikle karıştırmayıp sadece üstte kalan meyvelerin şerbetle temasını sağlıyoruz. Bir tık kaynadıktan sonra ocağı kapatıp reçelimizin tamamen soğumasını bekleyelim. En az 6 saat kadar bu şekilde dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ben akşam 7-8 gibi hazırlayıp ertesi sabaha kadar dinlendirdim.
Ve reçelimiz soğuduktan sonra gördüğünüz gibi üzerindeki köpükler tamamen kaybolmuş. Başta da söylemiştim çünkü onlar şekerin köpükleriydi. Eğer meyvenin köpükleri olsaydı kesinlikle kaybolmayacaktı. Şimdi tekrardan soğumuş olan reçelimizi orta ateşte ısıtalım. Orta ateşte yeterince ısındıktan sonra kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Piştikçe üzerine çıkan köpükleri toplamayı da ihmal etmeyelim. Reçelimizin hazır olup olmadığını anlamak için tırnağımızın üzerine bir damla sıcak reçel suyu damlatıp elimizi ileri geri hareket ettirelim. Hatta ters çevirelim. Akmıyor veya damlamıyorsa artık reçelimiz hazırdır. Bir başka yöntemle ise kaşığı dik tutarak damlaları kontrol edelim. Eğer yavaş damlamaya başlıyorsa artık reçelimiz hazırdır. Ocağı kapatalım. Üzerindeki geriye kalan köpükleri de kaşıkla toplayalım ki reçelimizin kalitesini düşürmesin. Ve reçelimiz artık hazırdır. Geçelim kavanozlara doldurmaya. Kavanozlara doldurmadan önce hem kavanozları hem de kapaklarını sıcak suyun içerisinde güzelce sterilize edelim. Kavanozları daha önceden yıkayıp güzelce kuruladım. Kapaklarına da aynı işlemi uyguluyorum. Reçelinizin daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız hem kavanozlarda hem de kapaklarda bir damla bile su kalmamış olmasına dikkat etmelisiniz. Sadece bu reçel için değil, kış için yapacağınız herhangi bir reçel tarifinde bu işlemleri mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ve ilk sıcaklığı geçtikten sonra reçelimizi kavanozlara doldurmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi gerçekten de tane tane ve de çok güzel oldu. Hatta tarifini geçen sene de kanalımda sizlerle paylaşmıştım. Deneyen herkesten çok güzel dönüşler aldım. Dilerseniz geçen seneki kayısı reçeli videomu da kanalımı ziyaret ederek izleyebilirsiniz. Bu arada unutmuş olduğum bir şey de söylemek istiyorum. Eğer reçelinizde kayısı çekirdeklerini de kullanmak istiyorsanız önce çekirdekleri kırıp tadına bakın. Eğer tatları güzelse kullanabilirsiniz. Eğer tatları acıysa kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Reçelimizi kavanozlara doldurduktan sonra hiç beklemeden sıcak haliyle kapaklarını sıkıca kapatalım ki güzelce vakumlansın ve bu şekilde tamamen soğuduktan sonra reçelimizi serin, güneş görmeyen ve kuru bir ortamda dilediğimiz kadar bekletebiliriz. 2-3 seneye kadar kesinlikle bozulma, ekşime herhangi bir sorun yaşamazsınız. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı ve de hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.